tarihsel kazanımları, birikimi ve laiklik konusundaki yaklaşımınız nedir? Mesela şimdi tartışmalardan bir tanesi bu değil mi? Dikkat edin, evet. Türkiye'de laikliği savunmak böyle ayıp bir şeymiş haline getirilmek isteniyor. Yani endişeli muhafazakarlar diye bir topluluk tarif ediliyor. Ben net söylüyorum, Türkiye'nin şu anda geleceğe dair en büyük endişeyi yaşayan kesimleri laik yaşamı savunan emekçiler, yoksullar. Bakın gittiğim her toplantıda en sık karşılaştığım sorun ne biliyor musunuz? Bir işçinin ortaokula gelmiş bir çocuğunu eğer parası yoksa bir laik eğitim alabileceği bir okula gönderme şansı kalmamış durumda Türkiye'de. Kimse bunu tartışmıyor. Yani bu memlekette yoksul emekçi çocukları zorunlu olarak imam hatiplere yönlendiriliyorlar. Zorunlu olarak imam hatiplere gidiyorlar. İstisnası ne bakın? Eğer siz önümüzdeki 10 yıl borçlanmayı göze alıyorsanız, biraz durumunuz da iyiyse riske giriyorsunuz. Tırnak içinde söylüyorum, kötü bir özel okula çocuğunuzu gönderip laik eğitim almasını sağlıyorsunuz. Mesela bu yurttaşlarımızın hakkı ne olacak? Ya memlekette bakın Türkiye'de... O yüzden özel okulların büyük bir bölümü tanıtım broşürlerinde, reklam afişlerinde Cumhuriyet, Mustafa Kemal vesaire simgelerle kullanıyorlar. O hale geldi. Bakın evet. O hale geldi. Türkiye'de laik eğitim alabilme, çocuğunuzun özel okula laik eğitim alabilmesinin tek yolu onu özel okula göndermek haline geldi. Şimdi bunu nasıl kabul edebiliriz? Yani, ya da bakın Alevi yurttaşlarımız. Yani şimdi Türkiye'de anayasal düzlemde diyelim ki eşit yurttaşlık tarifi yapılıyor. Yani Cumhuriyet'in kazanımları ve laiklik konusundaki genel tavrı bir tamamlayalım isterseniz. Net söyleyeyim. Biz Türkiye'de geçmişteki laikliğin pek çok eksikliği, şusu busu olabilir. Fakat bugün laikliğin kırıntısının bile kalmadığı tablonun, Türkiye'nin bir barbar iktidarın, IŞİD zihniyetinin, işte Taliban zihniyetinin ortağı bir iktidar tarafından yönetilmesinin sadece bugün açısından tehlikeli olduğu kanaatinde değiliz. Geleceğimiz yok ediliyor. Bakın esas kritik mesele bu. Türkiye'nin bu iktidar dindar ve kindar bir nesil yetiştirme iddiasıyla yola çıktı. Bütün eğitim sistemini bunun üzerine kurdu. Liyakat diye bir şey Türkiye'de kalmadı. Görüyoruz şimdi tarikatlar arasında pay edilen bir devlet yapılanması var ya. Adalet Bakanlığı'nda şu tarikat, Sağlık Bakanlığı'nda bu tarikat, Eğitim Bakanlığı'nda bu cemaat diye tarif ediliyor. Şimdi böyle bir ülkenin bizler açısından nefes alıp verilebilecek, yaşanabilecek bir ülke olma imkanı var mı? Yani memlekette gerçekten laikliğin, özgürlüğün teminatı olabilecek bir yeniden kuruluşa ihtiyaç var. Yani Diyanet İşleri Başkanı'nın bu kadar çok konuştuğu laik bir ülke olamaz. Bu kadar net ya. Diyanet İşleri Başkanlığı iktidarın propaganda aygıtına dönmüş durumda. Her tür siyasi tartışmada taraf oluyor iktidar cephesi adına ve gerçekten hani bir tek adı konulmamış durumda Türkiye'de. Yani Türkiye'de sadece bu rejimin siyasal İslam temellerinde yönetildiğinin adı konulmuş durumda değil. Onun dışında her şey, işte faiz tartışmasında da Kur'an'a... Millet İttifakı'nın laiklik konusunda yeterince bir duyarlılık sergilemediğini mi düşünüyorsunuz? Ben düşünsem problem değil de ortadaki gerçek veri bu. Yani bunu söylemiyorlar, bunu söylemekten çekiniyorlar. Hatta dikkat edin, buna ilişkin bir takım tartışmalar ortaya çıktığında Millet İttifakı'nın içinden çıkan ses esas olarak endişeli muhafazakarlar, onları da anlamak lazım. Bak mesela helalleşme üzerine uzunca tartışabiliriz. Hani ben evet, sadece bir kaba karşıtlık üzerine oluşturmak istemiyorum. Fakat kavram dinsel bir kavram. Şimdi Türkiye'de hani Cumhuriyet'in kurucusu, bugün de ana muhalefet partisi lideri bir siyasi figürün dinsel bir takım kavramlarla Türkiye'nin geleceğini açıklamaya başlamak zorunda kalması ya da bunu tercih etmesi hiç önemli değil. Başlı başına bir probleme işaret ediyor. Yani bu memlekette yurttaşların, tüm yurttaşların, inanan, farklı dinlere inanan, inanmayan tüm yurttaşların bir arada yaşamasının güvencesidir laiklik. Yani bu dinamiklendiği anda Türkiye'nin bir arada kalma şansı yok. O yüzden net bir tutum sergilemek gerekiyor laiklik meselesinde de. Millet İttifakı'nın yeterince bu konuda duyarlılık sergilemediğini söylüyorsunuz, ortaya koymadığını söylüyorsunuz ve tabii Millet İttifakı'nın bir parçası olarak Saadet Partisi'nin varlığı da burada bir etken zannediyorum. Kemal Bey'le bunları konuştunuz mu? Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ne görüştünüz? Ya çok eğer sizde kalması gerekenler dışında ya bizim izleyicilerimizle paylaşacaklarımız, bunları, bu kaygılarınızı ifade ettiniz mi? Biz şunu söyledik. Bir, hani Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaklaşımımızı paylaştık. Bunun herkese büyük bir sorumluluk yüklediğini, doğal olarak da hani ana muhalefet partisinin liderine, ana muhalefet partisine özel bir sorumluluk yüklediğini, bir de yüzlerine ifade etmiş olduk aslında. Sanıyorum anladıklarını ifade ettiler bunu. Onun dışında değerlendirmemizi paylaştık. Yani bizim gördüğümüz şey zaten aslında biraz belki tartıştığımız kısmı oldu. Kemal Bey, Millet İttifakı'nın bir önceki seçimde oluşmuş bir yapı olduğunu, önümüzdeki seçim için henüz Millet İttifakı'nın oluşmadığını, hani bir zemin olarak var, ortak şeyler söylüyoruz ama Millet İttifakı şekillenmiştir ve budur Millet İttifakı'nın yapısı diye bir tablonun olmadığını ifade etti ama yönelim olarak onu geliştirmek, onu genişletmek çabası içerisinde olduklarını söyledi. Bu durumda biz 3. ittifak yaklaşımımızın Millet İttifakı'nın ya da genel olarak muhalefetin oylarını bölme, muhalefet pastası içerisinden bir dilim alma çabası olmadığını anlatmaya çalıştık. Yani bizim derdimiz Türkiye'de zaten var olan muhalefet tablosu içerisinde... Ve oyları da bölmek değil, tam değil, tersine. Tabii ki değil. Yani burada şu olur, kaçınılmaz bir şey olur. Yani Tayyip Erdoğan, daha doğrusu Erdoğan AKP iktidarına son vermek için her türlü geniş ittifak ilişkisi içinde de olmaya hazırsınız. Bakın, öyle anlıyorum. Ben şunu söyleyeyim, şu mutlaka olur. Yani diyelim ki Türkiye İşçi Partisi ilk defa önümüzdeki seçimlerde pusulada yer alacak. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş yurttaşlarımızın bir kısmı Cumhuriyet tipe oy verebilirler. Bu hani olmaz diyeceğimiz bir şey değil. Bir parti olarak da bu iddiayı da taşıyoruz zaten. Hani söyledik ya, Türkiye'de sosyalistlerin mecburiyetlerden kurtulması gibi bir iddiası da var Türkiye İşçi Partisi'nin. Ama esas başka bir meselemiz var. Türkiye'de eğer 2023 Haziran'da yapılırsa Merdan Bey, 2018'de oy kullanmayanları da dahil ederek söylersek, 10 milyonun üzerinde yurttaşımız ilk defa sandığa gidip oy kullanacaklar. Şimdi bu kadar geniş bir alan var ve bu geniş alan kendisini temsil edebilecek bir adres bulamıyor. Hala bakın kamuoyu araştırmalarında Cumhur İttifakı'nın oyları azalıyor, Millet İttifakı görece bir artış yakaladı gibi gözüküyor ama hala en büyük kuvvet henüz karar vermemiş. Ne yapacağını kesinleştirmemiş yurttaşlarımızda. Ve biz orada şunu görüyoruz ya, sokağa çıktığımızda sokağa çıkan herkesin de görebileceğini düşünüyoruz. İktidardan kurtulmak konusunda bir tereddüt yok. Ama iktidar sonrası Türkiye'nin nasıl inşa edileceğine ilişkin. İşte mesela laiklik meselesi ya çok net. Mesela patronlarla kurulacak ilişki. Şimdi TÜSİAD sürekli vurgu yapıyorum. TÜSİAD süreci şekillendirmeye çalışıyor. TÜSİAD gelecek dönemi de patronlar adına belirleme arayışı içerisinde, yönelimi içerisinde. Fakat şimdi geride kalan 20 yıla baktığımızda bu iktidarın en fazla hizmet ettiği kesim büyük sermayesi Türkiye'nin. Yani geride kalan 20 yıl boyunca büyük sermaye her dönem karlarını arttırmış. Daha özel bir yandaş sermaye kesimi oluşmuş. Ya inanılmaz. Yani dünya çapında rekorlar kırıyorlar. Bakın mesela birilerinin şunu söylemesi gerekiyor Türkiye'de. Mesela şimdi gene bütçe tartışmaları var mecliste. Yine AKP'li bütün hatipler aynı tekrara başvuruyorlar. Vergiyi tabana yayacağız. Vergiyi tabana yayacağız. Ya Türkiye'de zaten vergiyi taban ödüyor. Mesele çok kazanandan çok vergi alabilmekte. Mesela biz Türkiye İşçi Partisi olarak şu anda bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ya yani önümüzdeki dönem bir Türkiye inşa edeceksek burada eşitlikçi bir yaklaşımı rehber edinmek gerekir. Bunun karşılığı nedir? Bakın son 10 yılda bu beşli çetenin sadece vergi affından elde ettiği haksız kazancı bu memleketin yurttaşları için, emekçiler için, halk için, gençler için, kadınlar için kullanıyor olsak pek çok sorunu ortadan kaldırabileceğiz. Değil mi? Ama öyle bir vergi sistemi kurmuşlar ki vatandaş, ben buradan bütün yurttaşlarımız çok basit bir şey yapsınlar. Yani bordrolarını aldıklarında ellerine baksınlar. Bakın her bordrolu yurttaşımıza sesleniyorum. Elinize bordronuzu alın. Göreceğiniz şey ne? SGK primleri hariç en az %25 vergi kesintisi var. Her yurttaşımız. Alın teriyle, emeğiyle çalışan insanlar %25'ini devlete veriyorlar. Direkt veriyorlar. Peki milyonlarca lira para kazanan bu şirketler ya her sene vergi affına uğruyorlar ya da vergilerini tümden siliniyor. Vergi affı dediğimde yanlış anlamayın. %99. Tabii. Yani şimdi milyonlarca lira kazananlar %1 vergi ödüyorlar. Asgari ücretle yaşamak zorunda bırakılan milyonlarca yurttaşımız %25 vergi ödüyor. Çok basit, tersini yapalım diyoruz. Bakın çok basit. Asgari ücreti vergiden muaf tutun. Asgari ücrete yakın olan yerlerde vergi dilimlerini düşürün. Yüzde olarak çok kazananlardan da çok vergi alın. Yani biraz da onlar bedel ödesinler arkadaş. Yani sürekli olarak zenginleşiyor. Şimdi bunu birilerinin söylemesi lazım, anlatabiliyor muyum? Bunu birilerinin söylemesi lazım. Birilerinin meseleye emekçiler cephesinden bakarak konuşması lazım. Birilerinin meseleye bu memleketin gençleri cephesinden bakarak konuşması lazım. Ya şöyle bir örnek vereyim, bakın. Belki espriydi bana yapılan ama gene bir grup arkadaşla yemekte, mecliste dediler ki ya YÖK başkanı bile belirlenmiş. Hani yeni iktidarın hazırlıklarında. Ben kahkaha attım. Ya YÖK'ü kaldırmak hiç aklınıza gelmiyor mu? Yani bu sistemi değiştireceğiz ama YÖK başkanını alıp başka bir YÖK başkanı atayacağız. Oysa bizim yıllardır savuna geldiğimiz şey ne? Üniversitelerin üzerinde bir demokrasi kılıcı gibi sallanan bu YÖK lağvedilmeli, ortadan kaldırılmalı. Yani hep aynı şeyi tartışıyoruz Merdan Bey, dikkat edin. Yani bir sistem var, o sistemin aktörlerini mi değiştireceğiz? Yani aynı arabayı başka şoförün kullanmasını mı istiyoruz? Yoksa bu araba yanlış bir yolda gidiyor ve bizi yıkıma doğru sürükler. Şoför kim olursa olsun, ne kadar yetenekli olursa olsun bizi yıkıma doğru sürükler. Yolu değiştirmemiz lazım, arabayı değiştirmemiz lazım tartışması yapıyoruz. Anladım. Şimdi diğer konulara gelirsek, gündemdeki diğer önemli konuları, çünkü bir dizi konu var. Bir tanesi, şuradan başlayalım. Sayın Erdoğan bir ekonomik kurtuluş savaşı verdiklerini ileri sürdü ve bir şey anlattı. Şimdi biyografinize baktığımda Edebiyat Fakültesi'nde bilim tarihi okumuşsunuz. Önemli bu, çünkü önemli, iyi bir eğitim. Öyle değerlendiriyorum. Önem verdiğim de bir alandır benim, bilim tarihi. Şimdi çok net bir şey söyledi. Çıktı meclise ve grup toplantısında dedi ki ya bu konudaki naz açık. Sana bana ne oluyor? Niye tartışıyoruz? Biz adımlarımızı buna uygun olarak atacağız. Nas dediği Kur'an'ın hükmü. Yani inanç merkezli bir bilgi anlayışını temsil eden bir yaklaşım var iktidarın uzunca bir süredir. Ve herkes ya da büyük bir bölüm, yani daha doğrusu seküler dünya, seküler kesimler bu yaklaşımın arkasında bir mantık aramaya çalıştılar. Ya bir mantığı olmalı, yani bir metodu olmalı. Hani Ergin Yıldızoğlu da değindi, Shakespeare.